Evliya Çelebi'nin seyahatnamesinde bile adı geçen, ömrü boyunca ondan fazla sadrazam, vezir ve paşayı öldürmüş, Osmanlı'nın en ünlü ve en korkulan celladı. Kara Ali'yi daha önce duymuş muydunuz? Kara Ali aslında Osmanlı'da cellatlara verilen genel bir isimdi. Ama bahsettiğim Kara Ali en ünlüleriydi ve bu yüzden de bu adı kendisine oturtmuştu. Mesleğini Usta Cellat Süleyman'ın Şırağı olarak başladı. 17. yüzyılda yaşadı ve 25 yıla yakın bir süre boyunca İstanbul'a gittiği her yere ölüm götürdü. Kendisi kimlerine göre Kıpti, kimlerine göre de Çingene asıllıydı. Ayrıca 4. Murat'ın da has celladıydı. Evliya Çelebi'nin tasvirine göre Kara Ali çehresinde nur kalmamış zehir gibi bir adamdı. Yaz kış kolları sıvalı, baldır bacak çıplak, göğsü bağrı açık gezerdi. İdam ettiği adamın kim olduğunu bile merak etmezdi. Amir Bostancıbaşı'nın boğ dediğini boğar, vur dediğinin kellesini alırdı. Tabi tüm bu infazları yaparken yanında bir de yamağı vardı. O da Hamal Ali'ydi. Cellat Kara Ali video başına bahsettiğimiz paşalar ve sadrazamlar dışında bir de şair Nefi'yi öldürmüştü. Hatta öldürdükten sonra cesedine taş bağlayıp denize attığı bile rivayet edilir. Üstelik Sultan İbrahim'in baş vezirlerinden olan Hezerpare Ahmet Paşa'nın da infazını kendi kendine yaptığı söylenir. Ancak bu acımasız celladın da infaz etmek istemediği biri oldu. O da Sultan İbrahim'di. Kara Ali şeyhleri paşaları hep infaz etmişti ama ilk defa bir padişah öldürecekti ve bu yüzden doğal olarak korkuyordu. Kara Ali bunu yapmak istemediğinden bir ara kimseye görünmeden kaçtı. Ama yakalanıp o zamanki sadrazam tarafından yüzü bir değnekle kırbaçlandı. Kara Ali ben bu işi yapamam, beni öldürün ama bu işi yapmayı zorlamayın, Sultan İbrahim'e kıyamam diye feryat etmesine rağmen tehdit edilerek Sultan İbrahim'i öldürmeye zorlandı. Kara Ali de yapacak bir şey bulamadığından dolayı ağlaya ağlaya Sultan İbrahim odasına girdi ve yine ağlayarak Sultan İbrahim'i öldürdü. Kara Ali'nin nasıl öldüğüne dair kesin bir bilgi yok. Ama tahmin edebileceğiniz gibi bu kadar can almış bir kişinin ben huzurla öldüğünü sanmıyorum. Bugün sizlere acımasız cellat Kara Ali'nin hikayesini anlattım. Haftaya cumartesi saat 11'de görüşmek üzere. Kanala abone olmayı ve Kara Ali'yi durduran şey vicdansa eğer onun sesini dinlemeyi unutmayın. Kendinize iyi bakın, hoşça kalın.